İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Malatya şehrindeki Taşhoron Ermeni Kilisesi restore edilecek. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'ın asırlık yapıları 6.8'lik depreme direndi. Uluslararası Anadil Günü Cavak'ta kutlandı. Putin ve Erdoğan Mart ayı başında bir araya gelecek. Slovakya Dışişleri Bakanı Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanları anısına saygı duruşunda bulundu. Fransa'da Hitler faşizmine karşı direnen Misak Manouchian ve savaş arkadaşlarını anma törenleri 48 günlük Büyük Bak oruç başlar. Batı Ermenistan'ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent merkezinde bulunan Taşhoran Kilisesi'nin restorasyonuyla ilgili çalışmaların koruma kurulu tarafından onaylandığını ve ihale sürecinin başladığını bildirdi. Kilise 18. yüzyılın ikinci yarısında Ermeniler tarafından yapıldı. 1335 metrekarelik alanda kurulu olup taş yapılıdır. Ekim 2012'de başlayan restorasyon çalışmaları 2014 yılında durdurulmuştu. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tarihi tescilli yapılardaki hasarların incelenmesi amacıyla Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemenin ardından hazırlanan raporda depremde asırlık tarihi yapıların ciddi anlamda hasar görmediği bildirildi. Milattan önce 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen Harput Kalesi, milattan sonra 179 yılında inşa edildiği tahmin edilen Batı Ermenistan'ın en eski kiliselerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi'nin de yer aldığı 376 tarihi ve tescilli yapının halen ayakta olması dikkati çekti. Ahalkalak Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi, Uluslararası Anadil Günü'ne adanmış bir etkinliğe 22 Şubat'ta ev sahipliği yaptı. Etkinlik sırasında Anadil Kutlaması'nın tarihi sunuldu, Ermenice dili ile tanınmış Ermeni ve yabancı yazarların Ermenice sözleri övüldü. Dans ve müzik sanatı öğrencileri, dans ve müzik performanslarıyla etkinliğe özel ve hoş bir hava kattı ana dil günü. Uluslararası ana dil günü çerçevesinde 21 Şubat'ta kutlanıyor. Uluslararası ana dil günü UNESCO Genel Konferansı tarafından 17 Kasım 1999'da kabul edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı birbirine zıt kampları oluşturarak karşı karşıya gelen iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin İdlib'deki durumu tartışmak üzere 5 Mart'ta Rusya Federasyonu lideri Vladimir Putin ile bir araya geleceğini açıkladı. Ruslar tarafından desteklenen Suriye hükümeti yılbaşından bu yana muhalefetin son kontrolündeki büyük yerleşim yeri olan İdlib'e ye geçirmek için mücadele ediyor. Türkiye kendi adına Asad'ın muhaliflerini destekliyor. Fransa ve Almanya'nın liderleri de Mart ayında düzenlenecek olan bu toplantıya katılacaklar. Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Layçak, Ermenistan Cumhuriyeti'ne yapmakta olduğu resmi ziyaret çerçevesinde Dizernagapert, kırlangıç yuvası olarak nitelendirilen Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtını ziyaret etti ve kutsal şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Her yıl Şubat ayının aynı gününde Fransa Ermeni Cemaati Dernekleri Ermenilerin yaşadığı tüm şehirlerde Hitler faşizmine karşı mücadele yürüten Misak Manuşan ve savaş arkadaşlarına adanan anma töreni düzenliyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan mücizevi bir şekilde kurtulan Misak Manuşan 23 üyeli bir grubun lideriydi ve 2. Dünya Savaşı Direniş Hareketi'nin kahramanıydı. Grubun hepsi faşizme karşı savaştı. Manuşyan'la birlikte grubun diğer üyeleri 21 Şubat 1944'te Alman nazilerce kurşuna dizildi. Kahramana ve arkadaşlarına adanmış anma törenleri ayrıca Marsilya ve Valan şehirlerinde de gerçekleştirilmektedir ki meydanlarının birinde kahraman Manuşyan ile silah arkadaşlarına adanmış bir anıt bulunmaktadır. 48 gün büyük bak oruç Ermeni Apostolik Kilisesi'nin takvimi ile 24 Şubat'ta başlıyor. İnsanın ruhani ve fiziki olarak yeni bir hayata geçmesi gerçek bun Bayramı'ndan başlar ve Surp Zadik Paskalya Bayramı'na kadar sürer. Armen Pres'in aktardığına göre oruç döneminde bağımlılık yaratan alışkanlıklar, hile, yalan söyleme, lanetleme ve diğer günahlardan arınarak sırf Sepseli ve bitki bazlı gıdalar kullanılması gerekiyor. Günahtan uzaklaşmadan yiyeceklerden vazgeçmek yararsızdır. Perhizin 40 günü, 40 gün çöllerde geçiren İsa Mesih'in duaları, tuttuğu orucu ve tövbe dönemini sembolize ediyor. 40 günlük orucu bir haftalık esas hafta orucu takip eder. Bu yüzden 40 günlük denen oruç 48 gün sürer. Büyük Perhizin 7 pazar günü, 7 memorial günleri var. Bunlar, bumbari gentan, sürgün, ahlaksız, tasarruf, yargıç, gelecek ve çiçek demeti adlarını taşımaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size, Bostan adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen Cihuri Yerkat ve Eseri sunuyoruz. <laughs>